Okan Buruk açıklamalara geçiyorum. Evet. Salih demiş ki gelelim. Necip lazımdı bu takıma. Merih ve Samet'in açığını kapattırdı bence. Enes Ekin demiş ki yani değil seküler rock aşure diyeceksin. Aşure. Aşure de olur. Doğru. Aşure de dedi. Doğru. Niye düşünemedin? Gerçek bir seküler artık o. Aşure biraz böyle Anaturk'a kaldı. O muhafazakar dünyanın çılgın rock'u değil. Ya kardeşim yani de kötü bir şey değil. Sen artık sekülerlerin umudu gerçek bir muhalif. Ya git Allah müstakil olsun. Dön Okan Burak'a dön sen. Bizi... Gerçek bir muhalif, gizli kemalist. Yok değil. Ya Şampiyonlar Ligi yok. Hocam öyle diyor. Geçen seneki en büyük hedeflerden biri, abi beni diyor, istediğiniz yerde durdurun lütfen evet, bu arada. Evet, Okan'ın geçen seneki en büyük hedeflerden biri Şampiyonlar Ligi'ydi. Kadro sayımızı yüksek tuttuk. Kaliteyi yüksek tuttuk. Yarışmacı olduğumuzu göstermek istedik. Şampiyonlar Ligi oynayan takımlar çok zorlanmıştır ligde. İlk 3'e bile giremediler. Hem Şampiyonlar Ligi'ni son maça taşıdık, oynadığımız oyun çok değerliydi. Galatasaray genlerine yakışır bir oyun oynadık. Tüm takımlara karşı oynadığımız dominant oyun kazanamazsanız bile kazandığımızı gösterdi. Evet, o Şampiyonlar Ligi'ne baktığın zaman. Buyur abi. Sparta Pramac'ın aynı geçiyorum. Çok kötüydü o maç. Biraz ama Şampiyonlar Kopenhag maçında da bir başlangıçta orada çok gol kaçtı ama oyun yine ilk yarı fena değildi. İkinci yarı daha iyiydi. Ama genele baktığında Galatasaray oyun olarak Avrupa'da bir fark yarattı. Yani Saşa Boy yani yüzden gitti. Evet, yani orada bir o cesaretli oyun, riskli oyun. Evet, her teknik adam da bunu yapamaz. Yaptı. Ha bu Şampiyonlar Ligi'nde Okan Buruk'un buradan dersler çıkarması lazım. Yani atıyorum 45 dakika bu riskli baskılı oyun evet. Ama ikinci yarı belki biraz daha durabilirdim Bayern Münih'e karşı. Kesin. Yani orada fazla zorladı. Yani o akışa gitti bir anda. O iyi oyunu, o pozisyonlara. Orada da o takımlar affetmiyor. Yani Ferrari gibi oynamaya kalktı. Bu senede, yapacağı transferlerle nokta atışı orada daha belki biraz daha kontrollü ama yine aynı oyunu Okan Buruk oynar. Yine aynı şeyleri yapmak seviyor ister. Seviyor çünkü onu. Ama önemli olan oradan o turu geçmek. Sonuçta ona bakıyorsun. Ya yani burada evet. O olacak oradaki şey. Geçersen haklısın. Ama oyun olarak da gerçekten bütün Avrupa'da Galatasaray'a konuştu. Ha, bu sene bu yeter mi bize? Benim için yetmez. Başarı. Orada ben Şampiyonlar Ligi'ne katıldığımızda yeni bir format artık bir üst tura çıkmasını isterim. Yepyeni bir format artık, var. Artık bu sene de istiyorduk ama şimdi tabii. Bu takım oturdu. 200 yıl şampiyon. Okan Buruk da kendini ona göre geliştiriyor. Abi futbolcu diyoruz ya form grubu oyuna göre. Teknik adam da abi öyle. Oktay daha iyi bilir yani. Her sene o gidiyor, inceliyor, bakıyor, değişiyor futbol abi gelişiyor. Tek direktör de boş durmamalı. Kendini geliştirmek zorundasın. Evet. Oyuna göre değiştiriyorsun kendini. Olman için. Elindeki malzemeye göre de bazen değiştiriyorsun. Tabii. Mesela şimdi Okan dedi biraz önce işte konuştuğumuz gibi maç sonrası açıklamaları kendini değiştiriyor bazen. Tabii. Ve bu mesela çoğu maçta biliyorsun Şampiyonlar Ligi'nde performansla yanlış çıkardığı kadro. Mesela en son Dembele. Endombele. Mesela onda çok ısrar etti. Mesela ben geçen sene de onu söylediğimde bana özelleştirme yaptığında bir şey demiyor. Çok ısrar etti. Her şeye rağmen işte oraya yok. Alanya maçında oynadı. Ama yani şunu anlatmak istiyorum. Bunlar görebilirdi. Kazım Can da çok ısrar etti. Kazım Can mesela. İşte geçen sene mesela Konya maçı, bu sene mesela şeyi çok merak ediyorum. Köln'le ilgili ne yapacak? Yani tutacak mı takımda? Onu sormadım daha şimdi. Eğer tutarsa helal olsun. Ben tutacağını düşünmüyorum. Ya bence oraya bir oyuncu alacak mecbur. Oraya yani bir alternatif. İki tane ama oraya yerli sağ almak aynı lazım. Aynı şekilde sağ sola. Bu sene aslında Galatasaray transferleri çok bilemez. Tutmadı. Ona rağmen gitti. Yani... Abi ben az alsınlar öz alsınlar. Yani o. 4 ya da 5. 3. 4 dedi zaten. Onu dedi zaten. Şimdi 4 tane, 3 tane yeter. Şimdi 3 geliyor. Kesin. 4 de sürpriz yani. 2 tane kenar. Tamam, direkt nokta. 2 tane kenar. Sağ bek kesin zaten. 8 numara bir de santrafor. Aynen bir bravo. Evet. Aynen. Geliyor. Çünkü takım şişti bak farkında evet, diye evet. Galatasaraylar. Zaniolo geri dönüyor. Şimdi gelmeyince aynen. Gitmeyecek de senin malın bu adam. Kampa gelecek. Tabii. Ne yapacağız? Yunus döndü. Ziyech var. Yunus Kerem var. Yani. Barış var. Şişti. Yani 5-6 tane orada adam var. Belli yerlere belli pozisyonlara önde çok adam var. Emin gelecek. Emin Bayram kadroya zaten savunmaya geliyor. Sen orta sahada zayıf kalıyorsun bak ben sana söyleyeyim. Emin Bayram'ı geldi için. Dörtledi zaten şeyi. Dubois döndü. Süper bitti tamam. Dubois var. Kim? Dubois var. Dubois. Ama onu sol bek yapabilir demeyin. Yok kiralık da geldi. O da takımda. Onu sol bek yerlendirebilir yani abi. Bir yerde boşaltacaksın zaten. Boşaltacak abi. Ya sayarsan çıkan Galatasaray var. Köyün yeni Dubois'a devam edelim. Çok güzel bir Taylan geliyor. Çok güzel bir fikir verdi bak. Kesinlikle. Köyün yeni Dubois'a devam edelim. Sol bek bulamazsan Dubois'a koyalım. Dubois da o şeyi vermedi. Yani çok oynamayınca Dubois çok hassas bir çocuk. Evet, etkileniyor. Hep oynamak istiyor. Bak Başakşehir'de hep oynadı.
O tempoyu göremedim, o Lyon'daki temposu olmadı. İnşallah o tempo. Ama Köln'e teklif gelirse satsınlar. Ama, ben ama sana ben söyleyeyim. Eminim şu anda ligimizin dört büyükleri arasında en rahat kadro mühendisliğini yapacak takım Galatasaray. Tabii canım, oturdu artık. Şöyle ayaklarını uzatıp şöyle ense yapıp, şöyle bak ense yapıp, şöyle ellerin arkasına böyle bağlayarak kadro yapar. Ama şu anda neden biliyor musun? Atışı yapması çünkü lazım. İskelet hazır. Hazır. Hayır. Ya daha Zaha var. Zaha'yı saymadık. İskelet hazır abi. Zaha iskelet. Var kadroda. Saydık işte oraları. Almasa bile yine götürür. Abi kenara biraz boşaltacaksın. Aynen öyle. Nasıl yapacaksın ya, bina hazır. Ön kenara. Şey öndeki. Abi Kerem Aktürkoğlu da Barış Şurada dokunmuş. Oralardan bence Kerem Aktürkoğlu şu turnuvadan sonra yollanacak. Yani onu bilmiyorum. Benim görüşüm. Gidebilir yani, transfer teklifi var. Benim görüşüm. Mesela çünkü neden söylüyorum? Ben evren kadar bilemiyorum. Bunu tweet atalım. Söylemekteki Kerem nedenim. Kerem teklifler var. Kerem Aktürkoğlu'nun. Kerem Aktürkoğlu'nun sana gönderilebilir. Şampiyonluk sonrası 1-2 röportajında o sinyali aldı. Şeyi verdi abi. Yani ben ayrılıyorum gibi. Gönderme yok. Kendi gidebilir belki. Transfer teklifi gelir. Bence gönderme. Ama bonservis bizde. Bence Okan Hoca'nın birazcık şeyi. Yani Okan'la yani. Kerem arası iyi. Oyuncu sen de söylesin. Yani seneye oynayamayabilirsem ben niye burada kalayım diyebilir Kerem. O hissi almış olabilir. Hiçbir yerde oynama garantisi diye bir şey yok. Biliyorsun. Yok ya. Abi şimdi oyuncuları ödeme işte. Bak iki maç oynatmıyorsun ya adam. Anlatmak istiyorum. Hele yani surat değişiyor. Bu kafadaysa zaten gittiği her yerde problem olur. Tabii o kendi sorunu, ona bir şey diyemez. Bunu anlatmak istiyorum. Şimdi Kerem Aktürkoğlu da bu kafada olduğunu düşünüyorum. Şimdi şöyle Kerem düşünüyorum. Kerem şu mental diyor problemini ki, halledemedi. Mental problem var. Evren'in anlatmak istediğini ben çok iyi anlıyorum. Kerem oynayacağının garantisini görmediği, göremeyeceği için gitmek istiyor. Evet. Kerem biliyorsunuz 20'li yaşları başında. Onu hissederse gideceği takımda da garanti değil. Değil tabii. Oktay'cığım ne yapacak? Galatasaray'dan çok düşük takıma mı gidecek? Yok. Bu adam. Oktay'cığım. Kerem'in kariyerini Evrencim, benden daha iyi biliyorsunuz. Bu çocuk 20'li yaşların başında büyük travma yaşamış çocuk. Haksızlığa uğradığını düşünmüş. Kırgınlıkları var. Bizim yaşadı, bizim travmaları yaşasa. O onun yeniden futbol kariyeri çıkacak. O kadar para kazanacağım, yaşasın travmalı. Sen neler yaşadın? Futbolda travmasız an yok. Yok. Vallahi yok. Yemin ediyorum. Bu oyunun ana başlığı ne biliyor musun? Sen Beşiktaş'ta çok mağdur edildin başta. Bin tane olay var hepimizin. Psikolojik gücü çok güçlü olmalı. Bu oyunun ana başlığını söylüyorum sana. Psikolojik savaş. Kesinlikle. Psikolojik savaşı eğer yenebilirsen başarılı olur. İsmini yazdırıyorsun. Bugün biz gamsız olmalı. Biz bugün burada çıkıp yorum yapabiliyorsak. Aynen. Bugün burada oturabiliyorsak, bizi birşer buraya çağırmışsa kara kaşımıza, kara gözümüze değil. Atlattığımız süreçleri atlattık. Background'umuzdaki yaptığımız iyi şeylerle biz buradayız. Bir de şu andaki konuşmamız lazım. Kerem. Adam futbol biliyor, konuşamıyor. Ne yaptın adamı? Abi şimdi. Var onun bir örneği var ya. Kariyeri bir sene iki sene futbol oynamış adamlar da yorumculuk yapıyor. Aynen. Hiçbir şey kariyeri olmamış, geçmiş olmamış adam anlatıyor. Yapabilir yorumculuk. Ona bir şey demez. Herkes yapabilir. Ben ona bir şey demiyorum. Mazi anlatmasın diyor. Yorum yapsana, mazi anlatmasın. Benim anlatmak istediğim şu. Şimdi sen eğer bu psikolojik savaştan galip çıkamazsan gideceğin takımda da mağlup olursun. Tabii evet, gideceğin takımda da oynatmazlar aslında seni. Aslında bu zaman daha hem zor de, biliyor musun? Hem de biliyor musun? Çok Galatasaray, internet var. Ova herkes takip ediyorsun. Galatasaray'dan baskı da fazla. Galatasaray'dan daha çok üzüntü yaşarsın. Burada tercih onun artık abi. Tercih onun. Bak benim gözlemlediğim Kerem Aktürkoğlu'yla gidebilir. İhtimali var. Gitme ihtimali yüksek var. Ve var. Onun yerine monte edecek Okan Hoca'nın kafasındaki bence çok doğru karar kim, verir. Kim olur? Yunus. Zaten Yunus'a kalacak dedi. Niye çağırdı onu? Abi Yunus. Yunus'tan aslında istediği şeyi alamadı ilk başta. Yunus pozitif. Oynamadığı zaman da şey yapmayan bir oyuncu. Ama Yunus'la Kerem bir arada oldu mu olmadı. İkisi iyi arkadaştı ya. Onlar orada sezon başı bir böyle bir karıştırdılar. Yani şöyle karıştırdılar. Olmayan oyuncu. O da oynasın ben de oynayayım. Ya öyle yok abi. Galatasaray oraya öyle şey yapamazsın. Yani ben de oynayayım, ikimiz de haslaşalım falan olmaz öyle büyük takımda. Orada Barış Alper gibi bir Barış o zaman yoktu var. İşte. Barış mükemmel bir örnek ama. Kendine geçti. Sen dedin ya Oktay. Yani üstüne koya koya giden oyuncu. Abi Barış Alper Yılmaz bütün genç futbolculara örnek oldu. Tabii. Abi Rize İl Özel İdaresi'den gelmiş. Ankara Demir, Keçiören falan. Abi adam koya koya geldi ya. Bravo. Bak, Kerem de öyleydi de Kerem maalesef. Ama Kerem'de şu vardı bak. Hep sana geçen dedi ya, geçmişte kalmayacaksın. Kerem bravo. Bana şu yapıldı, bana bu yapıldı, oynatılmadım bilmem ne. Abi kalmayacaksın. Kendi geçmişinde tıkılı kalmayacaksın. Bak ben sana bir söyleyeyim. Ben o takımda olsam, Galatasaray'da şu an olsam. Aynen. Kerem Aktürkoğlu'yum. Benim örnek alacağım tek bir oyuncu var.
Kim Mertens. Oldu? Niye? Bravo. Bu adam sezon başı gönderilecek durumdayken tabii bekledi. Ne kadar oldu kariyerde ya. Ne kadar oldu herif ya. Çalıştı. Vücuduyla bile oyundan çıkarken veya girerken bir tepki göstermedi. Tabii, tabii, kesinlikle. İçinde yaşadığı işte psikolojik savaş, Oktay'ın dediği olay abi. Onlar ondan büyük savaş oyuncu oluyorlar işte. Dries Mertens aynı. Psikolojik savaş bu. Antrenörler için de geçerli bu. Evet. Antrenör için de geçerli. Antrenör için 10 kat geçerli. Tabii. Çünkü antrenör o psikolojik savaştan eğer etkilenirse, yani buna ne söyleyebiliriz? Dış etkenler. Dış etkenler de nedir söyleyeyim? Taraftar. Tabii tabii. 2 basın. Tamam mı? 3 yakın çevren. Sosyal 4, medya. 4 ne? Ailen. İşte tabii, basını ona koydun. Tamam mı? Bunlara kendini tamam mı? Dirençli olup kapatacaksın. Bunda sana kendi birisini işine, söyleyeyim mi? Efendim? Bu konuda şu an olumlu en örnek. Başarılı olan Okan Buruk. İşte Okan Buruk'un çocuğuyla ilgili, ailesiyle ilgili. Neler bırak oldu? Sezon başı geldi de güçsüz geldi olmaz dedi. Zaten bir sosyal medya saldırdı. Tabii. Sonra de, bu sene şampiyon olmasa gidecek dediler. Kontratı sağlam değil. Adamın tabii yaşadığı psikolojik savaş Okan'da müthiş var bu. Ya Hakim sende de var mesela, Oktay da böyle. Ya yani savaş oldu mu? Mesela ben de sakinimdir ama ben de çok sabırlıyımdır. Tabii. Benle mücadele edemez. Bak. Yani ben dibe çıkarım, dipten yere fırlarım. Fırlarsın. Yani niye? Sabrederim yani. Orada ben o savaşı mesela gösteririm. Sonra ana kadar. Savaşı iyi götüremeyen Okan, bir hoca örneği vereyim. Çok büyük örnek dediğin evet, gibi. Evet. Okan Buruk valla bu psikolojik kadar. Psikolojik savaşı iyi yönetemeyen bir örnek var. İsmail Kartal. Tabii. İşte yani olgun başladı. Veya işte. Hatta ben diyorum Bilge başladı. Okan arkadaşlar. Klopp İsmail'den İsmail Kartal'ı. Evrenin daha yakın arkadaşı Okan. Ama abiciğim maaşlar verilmediği dönem oldu. Okan CEO gibi hareket etti. Hem menajer hem CEO. Hem teknik direktör. Ya geri geldi. Kaç ay para almadı abiciğim. Almadı ya. Bu Galatasaraylı kolay değil dedi öyle. Hakim Ziyece verindir. Yani bunu zaman zaman zamanında farklı hocalar da yapmıştır. Tabii. Saygı duyuyorum ama şu bu kadar. Fatih Hoca mesela cebinden verdi. Abi müthiş bir kadro kuruyorsun. En iyi oyunculara yakın oyuncularım var Avrupa çapında. İçeride bu sıkıntıları yaşıyorsun. Anlatamazsın kimseye. Ne anlatacaksın? Anlatamıyorsun ki her şeyi. Sen yaşıyorsun. Evet, ha diyorsun ki Galatasaray hocası abi oranın değerini bil. Değerini bil de sen adama kadro veriyorsun. Kadro herkes şişmiş. Oyuncular hazır değil. İsimleri muhteşem. Kullanamıyorsun. Adam hazır değil. Tabii. Oynatıyorsun mecburen. Tık yok alıyorsun. Hop sakatlanıyor. Hop alıyorsun. E bu teknik adam için çok kolay bir şey değil. Oktay daha iyi bilir. İçerideki politikayı ve dışarıdaki politikayı, yani politikadan kastım kulüp uyum. Kulüp içi siyaset. Uyumdur, siyasettir, ilişkiler. Okan Buruk onu iyi yönetti. Hepsini mükemmel yönetti. Yeri geldi başarısı. Sessiz kaldı. Abi, belki konuşacağı şimdi zaman olsaydı sıkıntı ve olacaktı. Ve unutmayın abi, özel tabii hayatında da çalkantılar onu da belli etmeden tabii açtı. Yengeyle ayrıldı. Çocuğun ayrıldı. Tabii en önemlisi çocuğun rahatsızlığı zaten. Oğlunun rahatsızlığı. Onu yansıtmadı. Oğlunun rahatsızlığında evet, bu tip bu işe konsantre olmak ne demek biliyor çok musun? Çok zor ya. Yani, mükemmel bir olay. Yani şu an profesyonelsin demektir bu. Bütün hayatı o şu anda çocuğu ve takım. Başka şey yok hocam. Profesyonelden kasıtı demir gibi demir. Vücut olması lazım. Çelik yani gibi, çelik tabii gibi öyle irade olacak. Çelik ve, gibi öyle irade. Ve her şeyin en iyisini hak ediyor şu an. Şu an şunu diyebiliriz mi arkadaşlar? Türkiye'nin güncel anlamda en iyi teknik direktör Okan Buruk. Tabii. Öyle, tabii güncel anlamda. Açıklamaları değil. Tarihsel anlamda değil. Güncel açıklamaları. Son 5 yılı da diyebiliriz. Getirelim. Evet, son 5 yılı 3 şampiyonluğu. Bravo, bravo. Son 5 yılı 3 şampiyonluğu. Evet. Bir de kupa. Muzi nereden çıktı şu Muzi? Muzi kim? Gelsene. Ya senin alt etmen anasını atayım. Atıyorsun. Mustafa İzzet Allah senin gözünü şey. Ya şu Muzi'nin resmini bul da sonra halini görelim. Muzi bunu ya. Kendi ulan Muzi neredesin Muzi? Muzi'nin fotoğrafı. Hayır kendi olur atıyor bir şey ortaya. Ondan sonra üzerinden yürüdük. Muzi ama kabul et. Yani yine mi klima kapandı ya? Abi, ama sana, çok efendi bir çocuktu. Abi dursana Muzi hala kadar. O bizde şöyle. Nasıl futbolcu iyi insandı ondan da herhalde. Ben ilk tanımadım. Ama efendi dedi şey mi? İlk kampa geldik ya. Merhaba Muzi'ye dedim. Döndü. Bu kimden dedim. Ne? Benim bir anım var Muzi'yle. İlk kampımızda. Şimdi ben Muzi'yim. Ben Muzi'yim. Hello. Hello how are you? Ya define Andy falan diyorsun. Ama tanımıyorsun. Sonra kim bu dedim. Mustafa İzzet dedim. Mustafa İzzet kim dedi? Size. Vallahi bilmiyorum. Tanımıyordun değil mi? Geldi, ilk defa gördü herhalde. Vallahi ilk defa. Ayak evrene niye takılıyorum? Ondan önce de duymadım. Evrene niye takılıyorum? Vallahi. Televizyon yok muydu onun? Yani ya vardı. İzzet Premier League seyredilmiyordu gözüme Türkiye'de. Mustafa İzzet kim ya dedim. Babası mı annesi? Kıbrıs Türk'ü. Bir şeydi ama Türkçe bilmiyor. Merhaba demiyordu.
Evler, şu anda da var öyle bilmeyen çok fazla. Şey şimdi konuşuyoruz Rasim şey yapıyor ama çok beyefendi. Evet bir şey öyleymiş. Kesinlikle. Ben niye Evren'e takılıyorum? Evren onda çok da yedekli oyuncu. Evet. Bu yüzden oynadınız da Evren oynadı. Ben şimdi benim öyle, aynı bir, aynı benim öyle bir hakkım olsaydı mesela o Mustafa İzzet Evren. Ne Mustafa İzzet kardeşim Evren gelecek buraya. Yok o kadar yetenekli oyuncu var Türkiye'de niye oraya gittik onu bulduk onu anlayamadım. Ya İngiliz yoksa yine şeyden o kompleksler kompleks. Rasim abi kurban oldum bak. Devam. Buz Özcan'ı bilen yok ya. Ya oğlum onu ne var? Ya yemin ederim program. Ya şimdi kendi ver. Şimdi kendi ver. Ya neden geldi? Unutuldu da gitti herif. Şimdi kendi versek. Bulabilirseniz derim ben Okan Hoca'yı okuyayım. Canım. Instagram'dan gir muz diye çıkarma. Okan Hoca'yı da getir. Okan Hoca'yı da getir. Okan'a dur Okan. Rasim de sen sor şeyi yaparsın. Ya kendini arada kalkarak gir Razım Okan. Bugün nereden okumuşsa. Ben şeyim. Bak, razıyım bende bir şey yok. Bak Okan'ın herkesin arası var. Ama bir şey söyleyeyim mi? Kim ulan bu dedin mi? Rasim abi kendi programı var. Lider Haber'de. Bak Lider Haber'de kendi programı var. Yemin ediyorum. Bambaşka bir dünya, Türkiye, yarın şeyi konuşuyor Türkiye. Tayyip Erdoğan'la Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinde buluşacak. Allah çağırdım lan, konunun yanına geçmedik ya. Abi evet, kendi gündemi konuşuyor. Aktif gündeme der bir cümle yok. Samet geçti artık. Evet, geçti, dön şeye gel. Okan Burak'a gel. Açıklamaya gel. Gece yatarken rahat yatıyorsun değil mi yani? Bir sıkıntı yok. Yok, gece yatıyor. Yok, yani. O kadar siyaset yok, konuşuyorsun, onu konuşuyorsun. Yok. Onun artık kendi gündemi yani. Var. Ben profesyoneldim. Okan Buruk gibi. Rahatım. Evet, o enerji çok iyi. Ben mesela o konuda rahatsızım. Ben uyuyamam mesela bu kadar şey konuşup olaylara girip. Tam müthiş. Yarın ne olur lan diye düşünürüm. Konya maçına gidişimizi unutmayacağım. Korkudan öldüm. İnsanlar canları pahasına otobüsün önüne geçtiler. Geçen sene özelinde inanılmaz bir yarış oldu. Fenerbahçe'ye 99 puan alacaksınız ama ikinci olacaksınız deseler inanmazlardı. Hep daha iyisini yapabilecek bir takım var. Galatasaray. Devam edelim. Evet. Doğru söylemiş. Doğru. Bir takım ikinci olduğu için başarısız değil. İki takım da çok başarılı oldu. Hakkını vermek gerek. Burada özellikle Galatasaray'ın ruhunda olan Galatasaray hep kazanan takımdır. Bu tip son virajları çok konsantre döner. Şunu da net anlamak lazım. Galatasaray bir sene önce de şampiyon oldu. Bir sonraki sene şampiyon olduğunuzda kutlamalar yine oluyor ama aynı heyecanda ve uzunlukta olmuyor. Kutlamadan çok şampiyonluğu seven bir takımız. Burada dur. Durdum. Ben daha yeni başladım kutlamalara. Şimdi yeni gidiyorum. Yani şeyden sonra. Bayramdan sonra. Buna katılmıyorum bu konuda. Sen daha başlamadın bizim ya. Kutlamalar halen gidiyoruz. Her hafta adadayız orada. Kutlamalar devam ediyor. Kaç zamandır ben 3-5 tane yapmıştım. Ya işte 3-5 gün Mourinho gördü. O anla şey oldu ya hani öyle zannediyor. Kutlamalar devam ediyor. Biz kutluyoruz. Ben hep tweet atıyorum. Kutlamalar devam ediyor. Ona çıldırıyorlar zaten. Ediyor abi yapacak bir şey yok. Yani alışkanlık da kötü bir şey. Ama Evren kabul et bu sene Galatasaray'ın şampiyonluğu hemen boğuldu. Dur abi. Yoktu daha boğulmadı. Buraya derim. Abi Mourinho İsmail Kartal gibi başarılı olamaz. Ben sana söyleyeyim. O kadar puan toplayamaz. Onun takımı kadar gol atamaz. Ah girelim iddiaya. Bak, hadi 99 puan toplasın. Bugün ve bir şey söyleyeyim. 70 puan toplayıp şampiyon olacak. O ayrı. O 99 ya puan toplayamaz. O zaman şey mi diyecekler yani mesela Ali Başkan diyordu ya Başkan'a. Senin takımın hiçbir zaman 90 puan toplamadı. Abi bunu niye o söylüyorum? O zaman İsmail Kartal daha mı başarılı olacak Mourinho'da? Şampiyon abi. 99 dedi de işte Okan söylemiş. 102 aldı adam. 100 alsa da şampiyondu. 102 ben bunu aldı. Niye söyledim biliyor musun? Şimdi o Fenerbahçe senin verdiğin örnek şey bir örnek değil ki. Yöneticilerin konuşmasından söylüyorum. Hayır onlara diyor ya yöneticiler şey hoca hep biz diyor. Biz şampiyonuz diyor yani diyor. Kendi kendine. Öyle bir 99 bir puan şey aldık şampiyonuz diyor onun için diyorum. 99 alan mı şampiyon oluyor? 102 alan ne oluyor? Öyle zannediyor o. Hala biz gerçek şampiyon biziz diyor. Ya o. Bak Fenerbahçe iyiydi. Bak Fenerbahçe bu sene çok iyiydi. Başarılıydı ama Galatasaray çok daha iyiydi. Evet. Bunu kendini söylemesi lazım. Bunu böyle görmek bunu lazım. Bunu söylemediğin sürece de abi buradaki şampiyon olamıyorsun en işte. Ana tema şuydu. Trabzon ve Beşiktaş'ın bu kadar geride olmaması, kalmasından dolayı. Tamam o ayrı evet 40 doğru. 40 puana yakın evet. İki takım da geri kalır mı ya şeyden 50-50. Bu sene öyle olur mu? Olur mu ya? Bu sene öyle olur mu? Olur mu? Ana nedeni buydu. İki takımın 100'ü 102 ondan 99 dolayı bir daha puan olmaz yapması puan bundan yani özellikle dolayı Beşiktaş yani. 2021'den beri Kasım ayında bitiyor. Kasım ayında iflas ediyor takım ya. 2021 Kasım, 2022 Kasım, 2023 Kasım, bakalım 2024 Kasım. Salih Emir demiş ki Rasim Ahmet Çakar Faik Işık olayını anlatır mısın? Movie Channel demiş ki Tete Şampiyonlar Ligi'nde sözünün golünü aldı. Movie Channel demiş ki Okan hocamın tekniğiyle bu lige fazlasıyla yeter ama bazı maçları okuma konusunda daha dikkatli olmalı. Rakibimiz asla İsmail Kartal değil. Mourinho oldu. Abone olun. Eyvallah teşekkürler Movie Channel. Boya demiş ki daha önce bizi defalarca yakan 2 metreden pas atamayan Demiral ve Fatih Hoca'yı şampiyonluktan eden saatli bomba Samet yerine neden Ajax'ın banka stoperi ayağı iyi olan Ahmet Can hiç stoperde denenmez. Okan Hoca ile devam ediyoruz. Samet lütfen
nerede kaldık? Şampiyonluk, mutluluk çok önemli ama her şey insani. Geliyor, kazanıyorsunuz, mutlu oluyorsunuz. Belli bir şeyden sonra rutine dönüşüyor. Çok uzun sene şampiyon olmayan takım olsa çok daha farklı olur. Şampiyon olmadan da kutlayanları görüyorsunuz. Güzel demiş. Evren abi. Ne demiş? Şampiyon olmadan da kutlayanları görüyorsunuz demiş. Evet, ona şaşırıyorum ben zaten. Anlayamıyorum yani o kutlamalar niye oluyor? Durduk yere... Bence şu yani bir maçı derbiyi kutlaması. Kazanıp ve seçimleri kazanmak onlara şampiyonluk gibi geliyor. Bu ayrı bir şey yani, bu şaşırtıcı. Galatasaray'ı yendik kutlaması. Ama o müzede yer yok diyorum her gün, anlamıyorlar. 25. kupa için yer ayarlıyorsun, yer yok. Aynen, yer. Başka bir bölüm açacaklar. Bu yeni araziler bu yüzden malı diyormuş. Gidelim bu hafta da bir görsün. Müzeye gidelim valla, beraber gidelim. Valla. Bak arkadaşım Burak diyor, herkes diyor şey beyaz giymiş, sen niye siyah giydin diyor. Biz normalde hepimiz siyah giyiyoruz ama canlı yayından geliyoruz. Sen doğruyu yaptın da biz başka yerden geldik. Ben de öyle başka yerden geliyordum, eve uğradım giydim. Ben yetiştiremedim, yalan yok. Ben hiç sevmedim şey zaten, gömlek giymek normalde biliyorsun. Alıştım YouTube'da. Burada tişört şey daha güzel. Ama burada tişört daha güzel bu şeyde. Ya, tabii Burak konsepte. Beni önerdi. Arkadaşım, yakın arkadaşım. Burak abiye çok selamlar. Burak selamlar sevgili. Bu sene Mourinho ve Van Bronckhorst gibi iki iyi hoca geldi. Abdullah Avcı da var. Bu kadar iyi hocanın olduğu lig geçen senenin üstünde olacak. Geçen sene özelinde çok daha fazla değişiklik oldu kadroda. Angelinho gibi önemli bir sol bek aldık. Güvendiğimiz bir oyuncuydu. Adaptasyon süreci bazen sağlayamıyor. Ofansif olarak tabii ki onun ofansif gücünden katkı almak istedik. Defansif anlamda ise ofansif gücüyle kapatmak istedik ama iki tarafta istediğini tam bulamadı, ayrılmak zorunda kaldık. Şu var, orada aslında onu gelecek mi bilmiyorum. Roma'daki, yani buradaki baskı Roma'da yok. Roma hani direkt şampiyonla oynayan bir takım değil İtalya'da. Değil. Ya, o baskıyı orada hissetmediği için daha iyi maç oynadı. Ama alırken bence orada bir strateji hatası yaptı Okan Buruk veya Erdem. Kim al, nasıl aldılarsa oyuncu. Yani oynatacağın oyunda Angelino zaten ön tarafa daha ofansifi çok daha iyi olan bir oyuncu. Caner Erkin gibi. İyi burada tutmadı abi. Ama Roma bak hemen tak bastı parayı. Aldı, bonservisini de aldı. Opsiyonu da kullandı bence şimdi. Bence ısrar edilmeliydi. Yani ha. Aynı ama ısrar edecek durum yoktu. O para yoktu çünkü o an. Opsiyonu kullanamıyorlardı. Yani sıkıntı vardı. Opsiyonu kullanmayıp başka vardı. Bir anlaşma yapılabilirdi anlamında dedim. Ha orada o çıkışı denediler. Yani oyuncu bırakılmamalıydı. Bırakılmamalıydı. Çok denediler yani o çıkışı. Onu revize edip başka yani bir şekilde %50'li biliyorum detaylarını ama ya bence, son anda o kararı verdiler. Bence kalsaydı. Ben olsam da yollamazdım. Şönden 1000 kat daha iyi. Tabii yani. Tabii ki. Okan'ın bu sene ama ağırlığı Avrupa'ya vermesi lazım Evren. Yani yavaş yavaş. Yani vallahi ikisini birden vermesi lazım. Senin dediğin zaten. Ligi almasan Avrupa'ya gidemiyorsun. Lig de gider zaten. O da gider. Benim istediğim ne biliyor musun? Ama bu sene mesela ben Sparta Prag maçında saldığı kanattayım Oktay. Sparta yani Prag. Gelmek istemedi. Sparta bence Prag konsantrasyonsuzluk maçı, vardı. Tabii. Formun aşağı düştüğü zamanlarda. Şey takımlarda bazen. Bir de şimdi şey yaptı. Şampiyon olamazsam daha kötüyü düşündü. Prag maçında aynen bir şarabın dediği gibi. Bence biz lige asılalım da. Evet, aynen. Zaten hani beraber yorumladık o maçı. Yani konuşurken söylüyorum yani Sparta, da. Ya Sparta Prag'da biraz. Bunu abi, tabii şey diyemezsin diyor. Öyle bir şey de hani oyuncu. Yaptı. Ama mental olarak etkilemiş olabilir. Şöyle bir şey söyleyeyim. O dönemdeki şeye bakıyorum. Oyun şeyine düşüşe. O kısa sürdü ama. O maça denk geldi. İki hafta ondan evet. Sonraki lig maçı hangi maçı? Orada da kötü oynadı. Hangi maçtı? İki hafta sonra toparladı ama. Biraz şuna denk geldi. 1-0 zor yendi. 1-0 zor yendi bir maçtı. Biraz tam hatırlamıyorum. Doğru. İki hafta sürdü ama. İki hafta. Oktay. İkinizin de ilk gençlik dönemi. Daha o zaman 18-6'ydınız. Galatasaray şampiyon kulüplerde yarı final oynarken resmen ligi bıraktı. Ve o sene ligde 3. oldu, hatırlıyor musun? Yeni final oynadığı zaman. Şey mi diyorsun sen? Monaco, Tarcuların dönemi. Prakasini attı. O dönem. 89. 88, ya o dönemlerde olur da bu zaman şimdi öyle tamam, bir olmaz. Tamam doğru ama. Bu paralara bu kadar para harcıyor. Bak Prag'a geçen bir Galatasaray. Abi Galatasaray bu sene kadro derinliği çok yoktu. Galatasaray finale doğru gittiğini vardı düşün. Da alamadım. Bak Okan Hoca ile tamamlayalım. Çok daha güzel yerlere gidiyor. Evet, devam edelim. Sabek'le Sasha Boye'nin gidişi aniydi. Hazırlıksızlık. Her zaman bir şeyler düşünüyorsunuz ama devre arası transfer zor oluyor. Doğru söylüyor. Kimse iyi oyuncusunu bırakmak istemiyor. Genel olarak iyi yönettik. Bu süreçleri doğru şekilde geçtik. Orada da bize Barış Alper, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu gibi 3 tane joker isim çok yardımcı oldu. Her mevkiyi kapattılar. En iyisini yapmaya çalıştılar. Denemelerimiz başarılı oldu. Bu da o süreçte de hiç etkilenmeden ligdeki galibiyet serimiz devam etti. Ha bak burada bir şey söyleyeyim. Ama buyur şampiyonlar günü. Şurada dal yorum yap abi. Bir şey söyleyeyim bir tane. Yine şimdi dayanamadım. Burada bir tane isim gördüm. O isim. Şu anda ilk 11'de banko oynayacak isim. Kim? Berkan. Berkan abi. Milli maçta. Şu anda kadroda var mı? Milli takımda onu bugün konuştuk. Berkan niye yok dedim milli takımda. Aynen öyle. Şu anda oynaması. Sol bekte oynatabilirsin. Banko adam. Orta sahada oynatabilirsin. Bak onu anlatıyorum sana işte. Bak.
Ve form grafiği çok uçak. Söyleyeceğim ama. Çağırmıştı ama. Berkan Kutlu olmalı. Berkan Kutlu olup ilk 11'in banko adamı olmalı. Şu andaki form İlk grafiği. 24'te ögerim. Çok formda. %100 doğru söylüyor. %100 doğru. Çok sen formda. Sakat İsmail Yüksek'i alıyorsun diye daha önceki maçlar geldi hiç. Ben ya? Alama Berkan'ı da al. Aa, İsmail almam. Arkadaşlar Montella Berkan baştan batırdı. Montella baştan batırdı. Şimdi burada oturalım. Şöyle bir geniş bir yuvarlak masa yapsak şuraya. Oyuncu skalalarımızı çıkarsak. Yemin ediyorum sana şu çıkardığımız şu anki mevcut şey milli takıma geliyorum kusura bakma ama Berkan'ı görünce dayanamadım. Çünkü yani. Şu an ligin en formda 6 numarası. Ha, oyuncunun formda olduğunu görebiliyoruz. Oraya gitmesi gerekiyor. Onların bütün çalışma tempo şeyi elime gelmiyor benim hiçbir tanesi. Ben sadece sen dışarıdan gözlemliyorsun. Berkan Kutlu son bir aydır çıkışta değil mi? Vallahi benim şu anda Euro 24'teki banko adamlarımdan bir tanesi Berkan Kutlu'ydu. Bu kadar. Bitti. Solda kullanırız. Ve Galatasaray'ın şampiyonluğunda son düzlükte en büyük katkısı olan adamdır. Berkan çok mantıklı gelmiyor bana. Menajer oyunları. Taha Korkmaz demiş ki abicim menajer oyunları bu milli takım ay yıldız ya. Bitti abi. Bitti ya ne menajer oyunu bilmem ne ya. Bunları eğer yapılıyorsa da bak Rasim bunu eğer yapılıyorsa sen söylediğin için söyle. Yapılıyorsa ahlaksız. Abi bir daha Montella'yı bu getirmek. Montella'yı aynen. Montella'yı Türk milli takımına ne getirmekte en ne büyük lobi kimdir? Metin Korkmaz. Bir kere bir Metin'i bağlayalım ya. O diyordu Montella'ya kefiliyim böyle yapacak öyle yapacak. Ulan Berkan Kutlu diyor. Bir gün konuşuruz. Ya bu konuları beni bizi ilgilendirmez. Hayır ben bir gireyim şöyle. Onları sen konuşuyorsun. Tamam. Ben sadece şunu anlatmaya çalışıyorum. Şu an Berkan Kutlu ismini gördüğüm için dayanamadım. Evet. Bak, sen bir futbolda bak, neden yok diye isyan ediyorsun. Abi benim milli takımda şu an en formda ve en katkı sağlayacak adam. Adamı 24'de almamış. 24'de almamış. Evren o bölgenin adamısın sen. Evet. O bölgenin adamısın. Şu anda en formda adamı biz de konuştuk ama yani o söylediği çok doğru. Eğer biraz daha detaylı incelersen banko oynayacak oyuncu. En hazır oyuncu yani. Aynen öyle. Taha Korkmaz demiş ki Bişar Bey yayınlarınızda nostalji bölümü yapar mısınız? Rasim Ozan'ın Beyaz Spor'daki efsane olmuş esprilerini ve ayrıca Oktay ve Evren ve Ümit abinin eski gollerini yayınlayıp yorumlamanızı isterim. Bir kere yapalım bir nostalji. Doğukan Geylanoğlu demiş Oktay Bey görüşleri de renk katıyor. Helal olsun. A Halil demiş ki Evren abi diye Ali Koç heykeli yapalım. Yani, hak etti demiş. Sen yaptırıyorsun. Gelelim Okan Hoca'nın diğer yorumuna, söylemine. Genel olarak zor bir seneydi. Transferler, gelen giden, Icardi, Beşiktaş maçındaki sakatlığından sonra sezon sonuna kadar %50'siyle oynadı. Gol kralı oldu. Ziyech sakatlı döndü, son bölüme etki etti. Çok iyi oyuncularımız vardı. Bazılarını %100, bazılarını... Şimdi, burası en önemli olay. Her istediğin yerde durdurabilirsin abi. Bu sene Okan Buruk'un artık bunlardan işte %100 yapamadık. O yarım oynadı. Olmaz abi. O yok. Ne yapacak? Buradaki tek olay, o nokta atış transferler dediği olay o. Ama oyuncuların hepsi kamp dönemine gelecek. İlk isteği o. Kampı yetiştirilmesi. Doğru. Ama çok 7-8 oyuncu almıyor gibi sanki abi. Yok yapacaklar. Icardi geliyor. Icardi gelecek. Ve Icardi geliyor canım. Tatil. Bütün, mecbur gelecek. Bütün kamplara herif. Tatil. Ama o zaman geliyor. Başka şeyler vardı. Abi şimdi iki gelecek. Tane kamp ikisine de aynı. Ya yapma. Onun ayarında yapma adam alacak. Gelecek tatil. Gelecek. Şu ama hepsi o politikayı gelecek. Da iyi yönetti. Ha bir de şunu diyeyim. O politikayı da iyi yönetti. Onu söyleyeyim. Ben şunu düşünüyorum. Verimi düşmedi. Evet. Şampiyonlar Ligi'ne biz kalır mıyız kalamaz mıyız diye transferi bekletmeyeceksin abi. Kal da kalma da al abi adamları. Aynen. Kalamazsan da kalma. Aynen öyle. Geçen sene bekledin son saniye alacaktın Mecnun'u. Pazarda mal kalmaz ki Evren. Endombele'ye gittin sonra. Niye? Para bak. Gelecekti. O gelecek. Şimdi param var abi. Abi o. Hazırda sonuçta bir şey öyle var. Öyle mi yaptılar? Tabii bu sene öyle oldu. Abi öyle yaptı. Bak senden duyuyorum. Şampiyonlar Ligi'nde şey. Bunu kadro para gelmeden alamadılar. Bunu kadro mühendisliğinde hangi yoktu. Takım yapıyorsa atıyorum bölgesel amatörde de bir takım yapsa. Bay bay. Kullanma şeyin bitmişti limitin. Öyle şeyin yoktu orada. Anlattığım para gelsin ki şampiyonlar gidip onu kullandı. Abi, yanlış yaptıldı işte. Gelmese de ki pazardaki alabileceği. Bu arada Oktay. Molde maçlarında Molde bizden iyi oynadı. Evet. Bireysel yeteneklerle geldi. Oradaki senin piyango kim oldu? Molde bizden iyi oynadı abi. Fırsat transferin kim oldu? Elenebilirdi. Fırsat transferin kim oldu? Sanchez. Çok büyük transfer. Ama Endombele'yi de boşuna almış oldun. Gitti 3.5. Anladın mı? Senin öyle bir lüksün yoktu. Ben 1300 de öyle. TTT de öyle. Aurelio öyle. TTT'ye yine bir şey diyemem genç oyuncu olduğu için. Neden? Çok oyuncu var öyle. Ziyech bence öyle değil abi. Ziyech de o sınıf atıyor. Abi de ismi bir kere şey. Zaha onlar sezon başı Ziyech de sezon sonu. Bir tane de para kazanıldı. Cedric Bakan buradan para kazanıldı. Koç açıkladı. Ali Koç açıkladı ya. Biz 8.5 verdik dedi alamadık dedi. Evet. Yani o başka bir şeylere çekiyor olayı da. Ama onlar çok geliyor ya öyle istiyorum. Alıyorlar ama. Yani o taraflarda da yani 8.5 verdik alamadık dedim. Bakan buradan bu da aslında, bak bu aslında şey
Fenerbahçe camiasını aşağı çeken bir konuşma. Tabii ki ya. Yani biz veriyoruz alamıyoruz diyor. Bu şeyi Galatasaray'ı yaralama bir açıklaması değil. Galatasaray demek itibarı var. Galatasaray alabiliyor demek ki yani yapabiliyor. Burada 8,5 verdik biz masadan kalktık alamadık demesi çok farklı. Ya bir şey. De Galatasaray'lara buradan bir şey seslenelim. Ben mesela bazen bakıyorum anlamıyorum ne demek. Transfer itibarlı kulüp daha az para verir. Transfer şampiyonu olmak olsunlar abi. Tabii. Bu sene diyor isim işte, verin işte. Şimdi Fenerbahçe getirecek. Verecek yine parayı getirecek. Sen sessiz derinden ilerle abi. Tamam abi. Taraftarlar buradan sakinlik lazım. Yani ben onu aldı bizi kim alacağız filan. Senin zaten elinde çok iyi kadro var. İki de şampiyon tabii olmuş abi. Sen ona göre gideceksin nokta atışı yapacaksın. Çünkü sen hangi oyuncuya gitsen gidecek şimdi. Şey Ali Koç gidecek. Acun Alıcı da gidecek. Gidecekler abi. Çünkü onların ki Mourinho'yla da çalışmak isteyecek oyuncu olacaktır. Tabii ki. Mourinho'nun takımı diye gelecek. Ya Mourinho'la yani Fenerbahçe'nin itibarı da Mourinho'nun itibarından daha da böyle arada bugün oyuncular. Bugün sana arabada söylediğim olayı söyleyeyim mi? Söyle abi Mourinho analizi güzel bir analiz bak, yaptı. Bak benim kendi görüşüm son yıllarda oyuncularla ilgili bir iki ay geçtikten sonra problemler yaşadı. İkinci ayda yani ilk başta iyi başlıyor. Kavga ediyor sonra. Sonra kavga ediyor. Orada oyuncular ona bir tepki koyuyor. Tabii. Roma'da da yaşadı, Chelsea'de yaşadı. Çok yani şimdi ay, o iki ay Tottenham'da yaşadı. Tottenham'da da oyuncular yolladı. Portekizli abi. Chelsea'den de oyuncular yolladı. Tottenham'da kavgacı. Tottenham'da gönderilişi de inanılmaz derecede kötü. Kötü. Roma'da da aslında var. Kovuldu. Poposuna vuruldu yani. Fena. Ama nasıl agresif futbolcular toplanıyor. Tamam mı? İstemiyorsun. Direkt kulübün abi nesil değişti. Mourinho buna uyum sağlayamıyor bize bence. Bunları yapıyor. Ben dış basından okudum. Evet. Ya ve şunu gördüm. Oktay var ya eğer, Avrupa futbolu çok iyi biliyor. Biz eğer hocalık yaptı Avrupa. Biz eğer diyor. Tabii. Bu adam varsa biz antrenmanlarda yokuz, maçlarda yokuz diyor. Aynen doğru söylüyor. Ve direkt burada aynen, da o tip oyuncular olacak. Ha, kime yarıyor? 19 milyon sterlin. Burada tazminatı şey var mı? Bilmiyorum. Vardır. Yalnız bak çok güzel bir yere temas etti Oktay. Şimdi Mourinho 63'lü. 61 yaşında. Tabii o Fadio'dan 10 yaş genç ama 2007'deki, 2008'deki, 2014'teki oyuncu jenerasyonu şimdikiler aynı değil. Çağ değişiyor. Kuşak değişiyor. Biraz orada problem eskiden yaşıyor. Bağır çağır aşağıla hocamdır diye kabul eden oyuncu azalıyor. Bak toplumdaki olay isyan olayıdır. Tabii. Yani toplumdaki oyunculara Mourinho şunu diyebilir. Siz kimsiniz lan beni? Onlar kazandı. United'da da aynıydı. Aynı Tottenham'da yaşadı. Da aynıydı. Bravo. Roma'da da aynıydı. Chelsea'de direkt zaten oyuncular yolladı. Bak şimdi mesela çok özür diliyorum. Okan Buruk'la Mourinho çok zıt karakterler. Birisi ego Mourinho için öbürü de egoların dibine vurmaya çalışan bir adam. Birazdan gelecek daha açık açık sosyal medyadan kibarca salladı o konuyu. Onu bile verdiği cevap çok klas. Icardi, Ziyech surat beş karış. Hep söylüyorum. Yönetti. Alanya maçında onları gidip Ziyech'i ikna ediyor. Tırnak içinde yalvarıyor bir şekilde ve kabul ettiriyor bunu. Şimdi hani oyuncuları sürekli pışpışlayan ve sürekli alttan alan, sürekli gaza getiren bir Okan Buruk var. Ama Mourinho aynı şeyi yapmazsa İşar, ben bir benzetme olur. Yaptım. İlk geldi Ahmet Ercanlar'la dedim ki bak Mourinho dedim iyi bir BlackBerry telefondur dedim. Ama BlackBerry artık moda değil, gündem değil. Bir iPhone 15 değil. Tabii. Mesela kim iPhone 15? Ancelotti, Pep, Klopp. Bu bir iyi bir BlackBerry ama bir gecikme var. Ya şu an yazan doğru. Zaten. Mourinho Z kuşağı futbolcu anlaşamıyor. Tamamdır. Ha Nokia'da var. Nokia futbolcu için demeyelim olur. Rasim şu var. Şeyi de ayırt edelim. Biri Mourinho ihtiyacı yok. Tabii. Biri Okan ihtiyacı var. Tabii. İşte onu ayırt edelim. Ama Okan daha şimdi çağdaş. Okan evet. Belli bir yere gelene kadar tabii. Bu şekilde doğru söylüyorsun. Yapmalıdır. He. Antrenörlük, teknik adamlık, stili, karakteri, evet. Anlayışı hep böyle mi olur? Olmaz. Onu o bilir. Büyüdükçe değişir. Büyüdükçe ama bugün Mourinho müze olsa kupaları yetmez. Mourinho'nun buraya çok güçlü geldi abi. Egosunda bak şimdi. Hangi Mourinho futbolcunun maaşını alabilir Fener'de? Bir tanesi alamaz. Şimdi abi kimse alamaz. Mourinho şu anda 45-50 milyon euro maliyetle geldi. Ben biliyorum 2 senelikte. Tamam mı? Şunu anlatmaya çalışıyorum. 12 dediler. Ya teknik aram. Sen Oktay'ı dinle. Ya. Neyse. Tamam. Şey değil o değil. Hep şimdi, diyorlar ya Galatasaray'a. Mourinho bir kere oraya tazminatını koymadan Gelmez. Tamam mı? Tazminatı söylüyorum sana. Minimum 40-50 milyon euro tazminat var. Bak. Bir. İki. Şimdi Galatasaray. Diyorsunuz ki işte Mourinho ismi geldi. Mourinho herkesin havasını söndürdü. Tamam. Buna kabulüm. Şöyle kabulüm. İsimdir.
çok başarıları çok vardır. Bugün şeyde markada, Bild'de, La France'da, işte markada hepsinde manşet oldu. Biz dış basında ülke olarak. Ama nedir? Bizim reklamımız anlamlı. Okey mi? Buna okey. Hiç lafımız yok. Ama gel Galatasaray bunu Trabzon, Beşiktaş ve Fener üçlemi için söylüyorum. Doğru söylüyorsun. Şimdi 17-18 tane oyuncu grubu var. Yabancı. Geleceklerle birlikte. Evet. Şimdi Mourinho istemiş en az 7-8 tane oyuncu. Şimdi takımın yarısı yabancı oyuncu. Bak yabancı oyuncu. Yabancı oyuncu. Şu an kaç abi şey? 12. Değil mi? 11 oynatabiliyorsun. 11 toplam 12. 12 toplam evet. 11 oynuyorsun. 17 var. Evren. Siz hesap yapıyoruz. Kaçına lisans isim, çıkartıyorsun? 12'ye lisans çıkarabiliyorsun. 12'ye lisans işte 12 diyorum. Şu an gelecekler var, kiralıklar falan. Benim bildiğim 17-18. 17. Fenerbahçe 17. Bak 17. Şeyin Beşiktaş'ınki 19. Bak 17. Onlar bekliyor parasını ödüyorlar. Bak rakam. Ya, matematik yapıyoruz. Matematik yapıyoruz ya şu an konuşuyoruz. Aynen. Eldeki 17 oyuncuyu ve 17 oyuncuyu ele alalım. Mourinho kaç oyuncu istiyordu? Bana gelen istihbaratta 6-7 tane kesin rahat istiyor. Ceko'yu da istemiyor galiba. Öyle ya, bir lüksü yoktur. Kalır onlar ya. Kalmak zorunda. Ceko, Tadic. Takımın onun, yarısını istemiyor. Onun stilinde değil. Oyuncular değil. Bak, de nasıl yollayacak abi adamları? Ama idare etmek zorunda. Evren oraya gelmiyorum. Orayı kadro derinliğini incelemiyorum. Sadece rakamsallarla gidelim. Aynen. Şimdi farz edelim ki 6. 6 tane transfer alacak. 6 tane transfer alması için 12 olan haklar kaç olması lazım? 6. Tabii. Elde 6 kalmış. Peki 17'den 6'yı çıkarttığımız zaman kaç olur? 11. 11 tane şu anda oyuncuyu Fenerbahçe'den yollamak zorundasın. Fenerbahçe Allah aşkına bu işi yapıyor. Allah aşkına ama nasıl iyi yapıyor? Parayı verip yapıyor. Olsun 150 tane yollamış. Bir 11 daha. Dalgasını geçiyor. Peki örnek olarak doğru söylüyorum. Doğru diyor. Ben ama ya ben de onları söylüyorum. Olan geçmiyor. Futbolcu, futbolcu. Oktay bilimsel konuşuyor. Ha, sen tabii taraf gir konuşuyor. Şimdi, yok. Futbolcu, ben futbolcu derinlemesini konuşmuyorum bir şey. Tabii onlar sadece matematik yapıyorum. Bilimsel analiz. Kaç? 6 dedim. O da minimum 6 isteyecek. Minimum bak. Minimum. Şimdi bu oyuncudan 17, 6 alması için söyledik. 12 lisans çıkartıyorsun. 6 tane hakkın olması için elinde 6 kalması lazım ki 6 alacaksın. 17'den çıkarttığın zaman 6'ya gelmen için 11. 11 tane oyuncuya oyuncu kaç paralık anlaşmaları vardı totalde? 2 senelik, 3 senelik ortalama 2,5'tan vur. 2'den. 2'den vur. 22 milyon. Çarpı 22 milyon, 25 milyon kaç paraysa. O da kontratlar 2-3 yılan da 3 yılan da var. Onu söylüyorum. 2'de az. Diyorum. 2'de az. Mesela Beşiktaş'ta ortalama 5 olarak tut. Abubakar'ın 2 sene kontratı var. Para almadan gitmiyormuş Abubakar. Gitmiyor. 3,5 milyon euro. Battı. Esas batan kulüp Beşiktaş'tı. Veya bedava veriliyor. Ama bak sözümün lafın başında ne dedim? Beşiktaş, Trabzon'u da kapsıyorum ama Fener'in üzerinden gidelim dedim. Mourinho üzerinden gidelim dedim. Şu andaki sıkışıklık var ya. Aynen. Neyle çözülür biliyor musun? Para. Para. Para var adamlarda. Var işte. Parayla saadet olacak mı göreceğiz? Geçen sene olmadı. Hiç, bu sene olacak olmuyor mı göreceğiz? Ha, bu sene olma ihtimali var mı? Var. En var olduğu sene. Her sene öyle zaten. Ama şu anda abi, şimdi bir şeyleri yani kanıtlayalım abi. Mourinho büyük hoca. Onu zaten söyleyeceğim. Burada büyük hoca. Bir kere aurasıyla, bir kere o yaklaşımıyla bizi tamam etkileyecek mı diyorsun. Oradaki oyuncu grubunu taraftan herkesi etkilemiş durumda. Tabii. Tamam mı? Bunu bir kere hepimiz bir sezon başı belli olacak zaten burada, sezona girişte. Burada sezona girişte de diğer Anadolu takımları, büyük takımlar hepsi şu an etkilenmiş durumda. Herkes etki oynayacak. Ama eğer ki o Mourinho ne zaman biraz önce dediğin hale bürünür biliyor musun? 2-3 ay sonra işte. İşte bu dedikleri olmazsa. Olmazsa. Bu istediği kadro derinliğini, kalitesini ulaşamazsa, o verimi alamazsa çirkefleşir. Çünkü hepsini öyle yaşadı onlar. Hepsi aynısını yaşadı. İşte geçen gün konuştuk. Anthony Taylor'a, Sevilla kupa maçında neler yaptı Anthony Taylor'a. Evet. Konuştuk işte. Otoparka gitti dövmeye. Evet. Böyle bir adam pozisyona girebilir. Bunları göreceğiz. Abi biz şu anda Türkiye'ye uygun. Konuştuklarımız sadece varsayım üzerine ve olan durumu konuşuyoruz. Aynen. Sen Mourinho başarılı olacak Türkiye'de diyor musun yoksa olacak mı diyorsun? Tahmini. Şu kadro mühendisliğini eğer ki onun istediği şekilde yapılabilirse, onun istediği şekilde oyuncular alırsa. Çünkü biraz önce Evren ne dedi?
biz dedi takım olarak dedi Okan Hoca Şampiyonlar Ligi'nden gelecek paraya göre ona göre bakarken elde mal kalmadı dedi. Kalmadı kalmadı. Şimdi orada elde mal kalmayınca Mourinho mu çıkacak oyuncak? He. Ama Mourinho Santrafor'da oynuyormuş arasında. Kızıltuğu demiş ki Mourinho Fener'in değil Galatasaray'ın büyüklüğü. Hani kimse başa demediği rakibe... Abi ne olur bitireyim. Evet. Mourinho Fener'in değil Galatasaray'ın büyüklüğüdür. Kimse başarabildiği rakibe Mourinho'ya getirmez. Milli takım basketteki All-Star gibidir. En iyileri toplarsın. Gerekirse antrenörsüz bile oynamalı. Movie Channel demiş ki Mert Hakan Mourinho'ya geldikten sonra takımdaki iki komutan olmaz demiş. Önümüzdeki sezon baş çavuş olacakmış o yüzden. Ali Koç Başkan Fenerbahçe zor şampiyon. Kızıltuğu demiş ki ya güncelle uyarsın ya da güncel seni unutur. Ancelotti kendini güncelledi. Mourinho futbolu kendine uyduramadı diretti. Tam Fener hocası demiş. Son Okan hocanın açıklamalarını yine tamamlayalım. Mourinho ile tanışıklığım yok. Ülke futboluna önemli katkı sağlayacak biri. Çok büyük ses getirdi. Benim için karşı takımın hocası çok fark etmiyor. Geçen sene de aynı şekilde rakibiniz 99 puan toplamış. Siz 102 puan topladınız. Önemlisi siz ne yapacaksınız? Biz buna odaklanacağız. Başka bir şeye odaklanmayız. 2 sene önce de Jorge Jesus çok önemliydi. Amacım kendi oyunumuza odaklanmak. Mourinho özelinde uzun yıllar şampiyonluğa oynamış takımda çalışmadı. Onun için de önemli deneyim olacak. Yeni ülke, yeni takım. Avrupa'da 2 final oynadı. Son 5 seneye bakınca Avrupa'da önemli başarısı var. Ligi önemli bir hava getirecek. Ne diyelim? Önemli ve sürpriz bir karakter. Ne zaman, nerede, ne yapacağı belli olmayan bir karakter. İşte biraz önce bizim konuştuklarımızı üstü körük olarak geçmiş Okan. Ne zaman, nerede, ne yapacağı belli olmayan bir karakter. Bir karakter derken bizim bu varsayımlarımızla ilgili düşünceleri aslında bu. Devam. Bak yanlış bak bir şey diyeyim mi? Okan'ın perspektifiyle Mourinho'ya yapılabilecek en klas eleştiri. Ben doğru buluyorum. Yani Mourinho da 10 senedir şampiyon olamayan bir adam. Bak her diyor Fenerbahçe 10 senedir şampiyon olamıyor. Onun için aldılar işte. Mourinho da 10 senedir. İkisi de mutlu mu olsun diyor. Evren, Turhan, Fenerbahçe söz konusu oldum baba. Böyle bir Adnan Aybaba ruhu çıkıyordu. Ama Adnan abi severim de karıştırma beni onu. Hayır ama ben tam güzel konuşuyorsun dalgayı geçiyorsun. Abi. Ben hiç takım düşmanı şaka değilim ama değil, espri şaka yapıyorum. Ya şaka yapıyorum. Fenerbahçe düşmanı değilse. Ama bu arada hasta kalsın. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir hakikaten de ortada tuhaf bir birliktelik var. Benzerlik yani. Ona bakarsan ben espri yaptım. Tercüman Mourinho, beden eğitimi öğretmeni. Ya bu espriler yapılır. Yapılmalı da. Ki hakikaten Mourinho futbolculuğu yok. Babası kaleciydi. Tercümandı yani. Doğru söylüyorsun. Oradan tercüman, geldi adam. Tercümanlıktan geldi ama. Fabir Absu tercümanıydı. Bunları, çok bunları, ama çok iyi. Bunları çok ettim, fazla, diyor, çok fazla uzatıp, çok fazla uzatıp işte, geyiği abi. İşi egzetere edip yani şey belden aşağı vurmaya girmemek lazım. Abi bir şey yani. Mourinho hiçbirimiz belden aşağı vuramayız zaten. Bizim hayır hayır yaptım demiyorum. Yani çok uzatmamak lazım. Yani. Sadece doğru çok olanı da, doğru şey, olanı söylüyorsun. Bir yani futbol adamısın. Evrende ya Mourinho gelmiş iyidir. Tabii Türk futbolu çok iyi. Ama ben sana söyleyeyim Van Bronckhorst da iyi hoca. Gölge olarak benim için çok iyi Van Bronckhorst gölgede kalıyor ama o da hakikaten potansiyeli çok yüksek bir hoca. Bak enteresan bir şey söyleyeyim. Hocalık olarak takım kalitesini yakalarlarsa Beşiktaş da çok zorlayabilir. Ben sana peki bir şey söyleyeyim. Çok fazla uzatmayayım. İki kelime söyleyeceğim. Ne Mourinho ne Van Bronckhorst ne bu pahalı transferler bizim ülkemize bir kere uygun değil. Bir. İkincisi de söyleyeyim. Fenerbahçe'nin şu saymış olduğumuz kadro mühendisliği Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den 3 kat daha zor işi. Beşiktaş'ın. Tabii abi Beşiktaş'a. Abi Beşiktaş'ın. Bu sene ama Beşiktaş daha başarılı Fenerbahçe'den. Kupa aldı. Kupa beni ya. O evet abi. Abi fark tabii etmez. Kupa aldı doğru söylüyor. Kupa aldı. Abi bak ha. Geçen sene de Fenerbahçe Beşiktaş'tan başarılıydı. Kötü bir giden sezonda Beşiktaş kupa alarak abi orada başarıyı sağladı. Geçen sene de Fenerbahçe Beşiktaş'tan daha başarılıydı. Evet. Evren şunu kabul edin. Bir de Fener'in şöyle bir üstünlüğü var. Galatasaray'da Fenerbahçe'de yaydı ve bıraktı. Bak o resmen Türkiye Kupası iki takım da profesyonel yani davranmadı. Bıraktılar. Oynamadılar. Net. Bak, net. Ben oynadı şey oynamadı. O ayrı konu. Onu bilemem. Şey kupayı aldı mı? Bir kupa var mı ortada? Tamam. Galatasaray'da iki kupa var. Ben bir şey söyleyeyim son olarak. Fenerbahçe hep her yıl bunları yapıyor. Her yıl şampiyon olamayınca başka şeyleri konsantre oluyor. Mesela Trabzonspor şampiyon olduğunda 5. yıldızını hatırlıyor musunuz? Gidip kupa kaldırdılar. 6 ay falan hep beraber kupa kaldırdılar. Hatta seninle kavga etti Ali Başkan. Benle kavga etti. Tamam mı? Orada oraya kanalize oldu. Konuyu çaz çaz. Geçen sene yine başka bir şey kanalize olma. Bu yıl Mourinho'ya kanalize olma. Yani ben aslında... Ama Fener de kendini konuşturuyor başarısızlar. Bu yıl neyi kontrol... Acaba ne yapacak? Nereye saracaklar? Çok merak ediyorum. Şampiyon olamayınca mı? Onu bilmiyorum. Bu sene ama... bak...
Abidin lafı çok doğru. Eğer dedi bu sene şampiyon olsa Ali Koç tıvanaliye bak, abi dercanları ne buldun? Dersim abi 10. hafta çok tuhaf şeyler konuşabiliriz bu ülkede, haberiniz olsun. Sen yine başladın. Mourinho gidecek. Değil. Mourinho gidecek demedim. Acaba şu yorum olur mu Türkiye'de? Mourinho hocam hoca değil falan. Ya Dersim abi. Olur ya. Allah abi. Real Madrid'in ilk geldiği yıl ikinci oldu Mourinho. Sen bu yıl Fenerbahçe'de ikinci olursa olabilir mi? Olabilir. Mourinho ikinci olursa sabredecek misin bir yıl daha? Hayır. Burada bir problem var işte. Tazminatı alır gider. Aa, o Mourinho 3 yıl üst üste Real Madrid'de yarı final oynadı Şampiyonlar Ligi'nde. Evet. Ama sabretti. Bir dakika şampiyon olamadı ama Carlo Ancelotti geldi şampiyon oldu. Şimdi bak abicim biz Mourinho'yu böyle al bir anda bambaşka bir şey. Bir de İsmail Kartal'la Mourinho'nun oyun anlayışları benziyor mu? Hiç alakası yok. Şimdi bak. İsmail Kartal'ın oyun anlayışı var. Yok. Abi ya yine yapmayayım. Yine bak bir oyun anlayışı Mourinho falan. Mourinho savunma mı oynatacak acaba Fenerbahçe? Bir de o var. Şimdi kadro derinliği önemli. Evet. Onun için dedim ya sen bana bizim sordun. Ligimiz başarılı olur bu olur. Oldu mu sana? Onu tahmini. Gidişat, sen çok olamaz gibi düşünüyorsun. Şu anki pozisyonda şu zor. Kadro derinliğinde zor. Çok yok. Başka yapılacak bir şey yapılacak hamleleri görmem lazım. Ya Fenerbahçe şey, bambaşka bir yapıya bürünecek. Lazım ne kadar bir şey iyi futbolcuyla şey iyi teknikler şimdi olursun. İyi futbolcun yoksa ne kadar da şey yapsa kadro mühendisliği seni başarıya götürür. Tabii canım. Kadro mühendisliğini iyi yapan takımlar tabii. Her zaman öndedir. Transfer bugün, listesini bilsek daha rahat konuşuruz. İşte onu zaman gösterecek. Şu bir ay geçsin. Şu daha bir ay içerisinde takımda göreceğiz. Gidecekler, göreceğiz. Kalacaklar. Mesela hiç tartışmayacağı bir oyuncu Fred. Fred adamıydı. Bank oynayacak. Şimdi onları, yani, onları bu ligde içerideki bilmiyorum. Belki İngiltere'de bilemezsin ya. Ya bu lig için diyorum. Abi bilemiyoruz. Mesela doğru. İsmail'i ben oynatır mı emin değilim. Bence oynatmaz. Ya bence hiç ummadığın oyuncu da oynatmayabilir. Kesin dediğimiz herif de oynatmayabilir. Bu Mourinho ya bu sağa sola belli abi, olmaz. Abi Dzeko'yu ben oynatacağını düşünmüyorum mesela. Ama şu avantajı var yani Fenerbahçe'nin. Bak seneye Fenerbahçe şu konuda birinciliğini kaybetmez bence. En iyi ikincilik olayında birinci şu an Türkiye'de. İsmail Kartal Suudi Arabistan'a gidiyor mu hakikaten? Onu kaybediyor. Gitmiş ya böyle diyorlar. Hayır. Ya manyak rakamlar konuşuluyor. Verilemez o paraları. Kim gitmiş? İsmail Kartal. Ya bizde o haber çıktı. Suudi Arabistan'a çıkıyor gidiyormuş falan. Bak 10 milyon lira anlaşmış da. O haber bizde çıktı. Arabistan'da çıkmamış. Gidiyorsa çok sevinirim vallahi. Valla ben göremedim Arabistan sayfasında. Uydurma oldu beni. Şey haberi gibi. Ne bizimkiler Deybar'a almış. Anlaşmanın bittiği gibi ertesi günü Altavun'da 10 milyon euro anlaştı dediler 10 milyon euro. Şimdi ama daha gitmemiş. Şunu söyleyeyim. İnşallah anlaşır. İnşallah anlaşır. Hocam anlasın. Kadro mühendisliği diyoruz ya. Şimdi kadro mühendisliği bakalım abi. Niye oyuncularla ilgili? 11 Haziran. Oktay yayınımız bitti. 11 Haziran Salı değil mi bugün? Evet. 01.46. Bugün Avrupa'da kaliteli iyi oyuncu bulamazsın. Bugünden itibaren. Tabii. Bitmiştir abi. Avrupa'da transfer Ocak ayında, Şubat ayında, Mart ayında yapıldı. Geçen sene Fenerbahçe kalanları bu konuda... Kalanları toplarsın. Şöyle, ama Icardi'de kalanları toplarsın. Geçen sene şunu yapmıştı Fenerbahçe. Dzeko'yla... Yüksek maliyetlerle alıyorsun. Bak ben bir şeye benzedim. Geçen sene Fenerbahçe bu zamanlarda Kent ve Dzeko'yu bitirmişti. Zaha'yı bitirmek üzereydi. Bak Erden'e bile etmiştim. İşte bu biliyorsunuz Avrupa'da spor mağazaları vardır. Orada normalde ayakkabı diyelim 150 euro... Son numaralar kaldıysa 75 euroya düşer, 50 euroya düşer. Türkiye'deki transferler biraz öyledir. Babalar toplamış, kalanları toplar. Ama geç, kalanlardan geç. Kalanlardan iyi gelenler de olmuştur. Icardi kalanlardandır, Dzeko kalanlardandır, Tadic kalanlardandır ama tutmuştur.